Ülkemizde 11 ile etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında depremden etkilenen, yaralarını sarmaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımız var. Ben de bu konuda size yardımcı olmak için birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Biliyorum ki birçok insan yakınlarına hala ulaşamadı ve derin üzüntü yaşamaktadır. Yakınınız vefat etmiş ve cansız bedenine ulaşılmış ancak kimliği üzerinde olmadığından defnedildiği halde haberiniz olmayabilir. Yakını olmayan ve kimliği tespit edilemeyen ölüler için yer, şehir tespiti yapılarak, fotoğrafları çekilerek mülki idari amirliğinde dosyalar oluşturulur. Bu nedenle yakınlarınızın ölüp ölmediği, ölüsünün çıkarılıp çıkarılmadığını bilmiyorsanız, bulunduğunuz yerin kaymakamlık makamına veya valilik makamına giderek kimliği tespit edilemeyen cenazeler dosyasına bakabilirsiniz. Yine depremde kayıp olan yakınlarınız için mutlaka Emniyet Müdürlüğü Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi'ne başvuru yapmanız gerekiyor. Bu başvuruyu herhangi bir karakoldan yapabileceğiniz gibi Alo 155 hattı üzerinden de yapabilirsiniz. Yakınınıza deprem tarihi olan 6 Şubat tarihinden itibaren bir yıl gibi bir süre geçtiği halde ulaşamadığınız takdirde Türk Medeni Kanunu'nun 33 maddesi gereğince gayiplik kararı almak üzere bulunduğunuz yer Sulhukuk Mahkemesi'ne dava açmanız gerekiyor. Ayrıca her ölüm bir adli vaka olduğundan bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığı'na depremde ihmali ve kusuru olan İl Yapı Denetim Komisyon kamu görevlileri, yapı denetim firmaları sorumluları ve binayı yapan müteahhit hakkında Türk Ceza Kanunu 85 ve 22 maddeleri kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermek ve bilinçli taksir suçlarından suç duyurusunda bulunmanızda fayda var. Hayata yeniden tutunmanız ve yaralarınızı sarmanız dileğiyle.